nasipmiş de bak Allah'ın işte. Ben de buna demem o da denk gelmişim, vermişim. Vay kafalanmışım. Seni ben niye kafalayayım? Bir bostanı kandırmış. Ben seni sevmiyorum demek. Mehmet amca öyle anlamış. Merhaba sevgili izleyenlerim. Ülper Yılmaz Vlog kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mehmet amca, Hatice abla, kızları Nihal ve damatları Emre ve torunları Mehmet Emir bizdeler. Baş tacımız anam, eşim ve çocuklarımla hep beraber güzel bir vakit geçirdik. Sohbetimize siz de katılmak isterseniz, buyurun dilerseniz hep beraber salona geçelim. Tavşan kanı bunlar, tavşan kanı. Çok güzel çıkmış çay. Çerez ve tatlılarımız da hazır arkadaşlar. İçeride sohbet çok güzel. Çaylar hazır. İki de gel dedi. Namazı kıldın mı? Oradan oğlum ben gideceğim dedi. Ben ona gel dedim, annen de sana dönmüş, dedem geldi dedi, gelirim. Sonra eğer sanmıyorum. Kim dedi onu? Vallahi o eşofman ayağından çıkarsın geldi. Bana da mı ne dedim, anne dedim, şey nasıl olabilirmiş bu sıcak. Kırıkla çıldım onu da. Ayakkabılar bile yamıyorlar. Hayır canım tabi. Madem ayakkabılar. Şimdi önceden ayakkabıcısı amircisi vardı her köşe başında. Şimdi onlarla kalmadı. Yok. Olaylı ayakkabılarda. Bak yeşil olabilir. Bu bari kaplayı veriyor. Ben bir şey veriyor. İş yapmaya başladı. Evet, iş yapmaya başladı. Aynen. Kendi çocuklarımızın her yanında. Ya adam biraz şey. Sana dedikler aşırı. Aşağıda sallanıyor. Ben de kızıyordum ebeme. Beğenmiyordum yaman beni. Ebeme değil. 20 bir teki 120 bir. Ne dedim ya? Ferman şu kadar ya. Senin mi Özkan? Senin botlar yaptırdık ya senin. Ha şunları. Yeni. Şu kadar ya. Yok bile yani. Ya buraya arabayı yıkattırdım 120 lira. Sevgilim. Adem rahmet. Arkadaşlar biz de bizim köyde anneannelere, babaannelere ebe deriz. Evet. Ben de onun dikiklerini beğenmiyordum Ülper. Ha. Şimdi yazık gözü görmüyordu, yanmıyordu onları bana giydiyordu. Gayrahmetli Türk saati. İşte bulduğunda burşalıyorum, sen beğenmiyorsan kendin yap. Ondan sonra o gitti mi gece süpürüyordum. Ha, kendin tekrar mı yapıyordun? Tekrar yapmaya çalışıyordum. Ha, dikişini mi beğenmiyordun? Atlak atlak yapıyor, yaşlı ya. Değil de. Ha. Böyle yamalı bol vuruyor herhalde. Ha, potluk yapıyor. O da potluk yapıyor, hani yığılıyor. Evet. Onlar da bol ya. Hatice abla titiz tabii. Yamada da. Ha. Yaşlı ya, gözü o kadar görüyordu, o kadar yapabiliyordu belki de. Kendin güzel. Becerebilsem yapacağım da beceremiyor. O yakan yaparken ama. Azıcık daha sonra ya da becerimiz mi yoktu? Efendim. Sonra şey derdi. 18 bu şaşırma bir yerde. O zaman annem bir rahmetli. Sarkana, Hayralan'a fasulye geldik. Koca kanlısı olanla geliyordu fasulye. Ben de ne? Üzerine sürülüyordu. O zaman su da çoğumuş. Nereye gitti o sular acaba Hatice abla? Yok kuruldu. İçecek ne de susu yok. Ha, çok azıcık. Fasulye de çokmuş Hatice abla. Niye az atıyordu öyle? O zaman azdı galiba. He, azdı son zaman. Tamam. Rahmetliğin sağ olduğu zaman çoğudu. Bol olduğu zaman sıvarılıyordu, sulanıyordu tabii. Ben de doymuyoruz, çocuklarımız aç kalıyor diye. Şöyle bir kısımda ben atardım gizli. Hı. O görevde donmaz baba.
Beni odana verdi. Dolma sen bırak. Ulan şurada. Evet. Çekirge. Çıktın abi diye rahmetli. Şimdi diyorum kadıncağız haklıymış. Haklıymış. Nere haklıymış diyorum. Evet. Şimdi diyorum ya Merve diyorum ya Nihal öyle etmiş olsa diyorum. Sen de onlara kızarsın. Evet. Kendi kendine. Evet. Vallahi şimdi eski bozukluğa yok. Eskiden karşında biri bizim alanlarda Türko elması diye bir elma. Türko. Türko. Böyle diyorlardı ince kabuklu. İnce kabuklu çıtır mıydı? Çıtırdı şey ufak. Ufak. Ufak oldu ama. Görev yarıya kadar doğmuş. Bir ayağında kıpkırmızı oluyordu. Onu karın arabasına şey derdik. Evet. Onların iki tanesi. Çok hep babaları vardı. Geliverdim anam bir rahmetli. Evet veriyordu değil mi? Çanta çanta. Heybe heybe doldur veriyordu. Belki verdiği için bol oluyordu değil mi? Evet bir rahmetli. Ölmeden su sardı, kaçıştı. Veriyordu. Doldur veriyordu. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Öyle öyle. Veriyordu herkese. Olmayanlara veriyor. Gelene gidene. Alanına da aşınlar bile koca öyle yukarı. İki el kavuşmazdı koca kirazlara. Eskiden öyleydi değil mi? Kirazlar çok büyük olurdu. Olur. Eskiden o alanın yolu kervan yoluydu. Evet. Bağışıktan mesela o yandan ne kadar gelen geçen varsa o yoldan devam ederdi. Mezayın. Ana bir rahmetlik. Ella kovala aladı. Ana bir rahmetlik de amca, dayı. Geldin kirazlıyım. Kirazlıyım. Öyle yani. Ne Allah yenen yere verirmiş. Vallahi, böyle şimdiki gibi çocuklar canın istediği bir şey mi almıyordu o zaman köyden? Köye yemiş satma gelen oldu. Çok çok büyük bir oldu şimdi. Çünkü o da bir şeydi. Ondan sonra bu rahmetlik olacağım diye çocuklarına çuval verdi. Palavram diye çuval verdi. Bizim de canımız isterdi ondan. Ayarlıcım ne yemiş, ne yemiş. Kadın da dedemle babamdan korkuyor da para da yok, adı veremiyor. Bir gün kaçtım Ülfer. Ma şey dedim, siz dedim bana dedim yemiş almazsanız ben de hayvan. İngile diyor yemiş. Ha, evet. Gitmem dedim. Hayvanları otlatma gitmem. Gitmedi. Oradan evin yanından bir kaçtım. Adam bir rahmetli hakkımdan benim önden. Dursun evini geldi yakaladı. Evin yanında bir derede yakaladı. Ağzıma kum geldi. Pekmez bile çok değerliydi. Değerliydi. Şimdi çocuklar yemiyor pekmezi. Şimdi kimse yemiyor. Yemiyor. Aynen. Köyde pekmez 4 kişi de vardı. Sizde vardı. Evet. Siz doludu. Aynen. Başka bir oğlan bize Dursun'la da vardı. Zengin kız başka fakir o var. 5 kişi de bağlı. Ne oldu? 5 kişi de bağlı. 5 kişi de bağlı. Biri sizde, biri bunlarda, biri Dursun'la da. 5 kişi de bağlı. Köyün en fakiri kimdi? En fakiri sıfır olanı bizdi. Pekmeziniz bile yoktu değil mi? Aynen. Ya bize sağ olsun o Hacımar'ın karısı. Yoğurt yüzünü, süt yüzünü onlarda gördük. Dostunu sana verdiğinde nişanlı mıydınız? Seni kapaladım şu anda. Uyandık, uyandık. Evet. Bu basına vereceksin de her türlü bu şey yaklaşımı gösterdi. şimdi de suyu veremiyor. Sen dedim bir şey mezarın yanından mı yedi? Yoksa bostanlar neydi? Gidip o yanın bostan mı yedi? Ben mezarın yanında vermiştim. Annen mi vermiş bostanı? Bostan annem vermiş. Oradan kafalamış. Kim kafalamış? Efendim eskiden kavun karpuz getirildi mi kızım? Evet. Yolda kime denk gelirse verilirdi. Doğru. Bak o doğru. Nasip işte bak. Ben de buna demek orada denk gelmişim vermişim. Vay kafalamışım. Seni ben niye kafalayayım? Bir bostanı kandırmış. Ben
seni seviyorum demek. Mehmet amca öyle anlamış. Senin yorumuna göre. Doğru yazdım baba. Senin yorumuna göre. Ben yine bostan getiriyorum. Yolda birine de eskiden Bolu'ydu bizim. Kavun kapuz. Evet. Doğru çoktu. Ayşe yenge. Sizinkine irilemiş bostanı. Evin arka tarafına da geline çekmişler. Dedemler mi? He. Giden ev, baban ev neyse. Babamla. Biz de koca üstümle sizin evin üst yanından geçiyorduk. Ulan bir baktık siz yazık diye yemek yiyormuş. Büyümüşük çoban mı? Bostan dışarıda. Gelinin içi dolu. 5-6 kadar aldık. Didem'in o Şaban amcanın evinin üst yanına oturduk. 9'la. Kesiyoruz. Dadı yok, bayır olduğu yere hemen ağız bir dilim kesiyor, bakıyor dadı yok, bir yuvarlayıp doğru İbrahim'in babasının evini yiyor. 9 tane. Vay. Birini yemedik. O zamanlarda sizin borçların kadar beş yanda. Allah sendendirsin. Çok. 2 geri mi getiriyormuş, 3 geri mi getiriyormuş? Bir domates oluyordu bundan o da bizim. Böyle bolmuş bir, ya dedem. Böyle bir eksemi öyle olmaz. O erik domatesler var, ötek domatesler şöyle güzün. Bozumuna yakın her şeyin gel. Ne biçim domatesler oldu o da ya. Çeşneye miydi? Çeşneye değil mi? Karadaşlar. Susuz ekilen domatese arkadaşlar bizim çeşneye diyorlar. Hiç susuz. Bir de bir tarla olmazdı zaten bizim. Çok olurdu değil mi? O zaman yağmur çok yağıyordu. Koca tarlada Karadaşlar'da. Yağmur çok yağıyordu. Bostanın içinde sizin çeşne domates. Evet. Toplamış olsan bir şeyime belki 3 kasa 4 kasa çıkacaktı. Yağmur yağdı mı? Çeşne domates yaşamıyor. Bizim arılar da vardı. Ben küçükken arı vardı, tavuklar, evet. Arılar da vardı. Ali Baba'nın çiftliği gibiydi. O zamanlar da millet geri kanadı deriz biz kendirden. Ondan getirirlerdi. O sizin ara Ramazan'la Hasan amcan var ama onlar geri kanadılar. Siz duruma yaramadınız. Öküz arabasından doldurular getirirlerdi. Biliyorum ben onları ya. Şey, Ayşin demeyin. Her şey. Ay Ayşin'le hiç unutmayın. Neslan nineyle o şey bizim kayınlar yaptığı yerlerde mal gidiyor. Evet. İstan. Orada annem bir rahmetlikte var. Ana eve gidelim. Sizin ev oturma vardır. Eve bu ide yapmayı mı? Afiyet olsun. Niye geldiniz? Sert oluyor. Biz hani o zaman gidecekken arpayla bu ideyi karıştırırlardı. Evet. Yarısı arpayı. Bir yanını arpa. Bir yanını buğday. Sonra. Yaşinler çoğumaydı. Ben ana eve giderdim. Ne oldu derlerdi. Hanım acı. 10 yaşıma girdim. Sonra çobanlara 15 yaşıma girdim. Geliyor cümle biraz çalışıyor. O zamanki hayata bak şimdiki bolluğa bak. Değil mi? Var da ama ne bileyim bizim de ölsen çok mu olsun diye diyorlardı. Teknenin bir güne afun ederlerdi. Bir güne böyle. Yuvra. Arpa ununla buğday ununu karıştırıyordu. Çoğu olsun hani yesin. Bu ide ekmeği yiyor. Tarlalar, kuşlar alır. Siz garibanlar? Bizim garibanlar ekmeği. Bizim ay fakir çoğudu. Mısır ekmeği doluyor. Eskiden şimdi gayet onlardan. Mısır ekmeğini seviyorum ben. Güzel oluyor. Anam çok ederdi. Tarhana çorbasına falan böyle oğlardı anam onu ufak ufak. Mısır ekmeği dedi. Yedin mi Nihal? Çok güzel oluyor. Neydi görüyordun sen ekmeği? Şimdi ya şimdi onu diyorum. Tamam gene o şey. Arpa ekmeği mi? Arpa var ya arpanın o sapı dışının. Yüzünün dışı böyle kaykolur. Tamam pahalı. Bunu eğleyemediğiniz için buralı bata. Arpa. Mehmet amca onu nerede öğütüyorlardı? O bizim eve geçerken büyük köprü var ya. Orada un değmen vardı. Un haline gelmiyor mu o arpanın o sert yeri? Ama kırçığı sert oluyor kızım. Ya üyüdüyor da. Allah Allah. Şey bu arpanın içindeki. Ya bu sert oluyor. Sert oluyor. Onu elerken elekten geçen hamurun içine giriyor. Hamur biçtikten sonra tekrar sertleniyor. Adamın boğazına attığı zaman ne oluyor? Allah Allah ilginçmiş. Anam rahmetli. Elerken hassas edeceksin. Gölcükte. Yavaş yavaş. Başçası evet. Ekmek getirmemiş adam bir anlamda. Ekmek kaykoluyor, arpanın ekmek kaykoluyor. Buğday gibi yumuşak olmuyor. O da dedi ki, git dedi Halime diye zengin, ekmek varsa azıcık versin dedi. Onların da yeri var, aynı yerde satmışsınız sonra. Evet. O da bana acı ekmek verdi, bir ısırdı.
Şeyde şimdi Gölcük'te. Damağıma bir battı Alpa'nın kılçığı. Kılçık. Şey o geçmiş elekten ya kapı. Kan attı damağımı. Zaman gibi ya. Bir de yazık acık çoğu olsun diye iyice ellemiyorlardı onlar. Ya unuluğu kanada biraz taşı yukarıdan koy verdiği zaman iyice ezmiyor. Onu üviden kişi elinden böyle bakıyor. Eğer onun ayarını tam yapmadığın zaman acık yukarıdan koy verdiği şey, Halim teyzenin babası bak. Mehmet amca biliyor bak. Ben küçükken köye gittiğimde dedemlerin evinde dediğiniz gibi her şey oluyordu. Aşağı indik mi bir şey yok. Şimdi çok şükür. Herkes bir ama param olana her şey. Her şey de var. Paramı evet. Bolluk da var. Öyle. Niye gittin de aradın da bulamadın oluyor her şey. Her şey var. Ya. Aynen. En azından çalışıyorsun, kazanıyorsun, alabiliyorsun. Bir kilo alamasın, yarım alıyorsun. Alabiliyorsun. O zaman yokluk varmış, her tarafta yokmuş. Anacığım ağrıdı istiyorum diyorum. Herkes daha da ağrıda var canım istiyorum. Ağrıda o şey değil mi? Köpük helvası gibi kahverengi. Ahşap böyle kutusu. Böyle yeri ben kendi evimde gördüm evi. Bir odanın içinde. Baban gideceğiz dedi. Bitti. Mustafa'nın oğlu vardı Bilal burnundan şeydi. 8 kişi ben bir odanın içinde misafir ettim. Mustafa amcamın abi sizin arabanın içinde dışarıda yattık biz. Siz böyle ne var sizde? Bir oda böyle ev nerede geziyor? Eskiden ne güzel değil mi? Birisi hani şehirdeyse köyden gelenler onun yanına misafir oluyormuş. Şimdi öyle şey var. Şimdi yok. Şimdi evet. Kapından bile geçiyor. Kılıyor. Şimdi daha zor. Bir odada yatıyordun ama baba Orhan'dan köyünden de hiç Allah'a şükürler. Balıklamasına sınırlanıyor. Herkes geliyordu. Kadınlar Allah razı olsun. Dolap ne diyor? Tek oda.